Arkadaşlar selamünaleyküm. Ülkeler ordularını geliştirmek için hiçbir alana olmadığı kadar büyük miktarda bütçeleri ayırmaktan çekinmezler. Çünkü ordu demek bir ülkenin bekası demek oluyor. Ve orduların yeni trendleri yakalaması önemli. Bugün de böyle bir çalışma alanını konuşuyoruz. İnsanlığın hayalini kurduğu ve ulaşmaya çalıştığı en olmaz denilen olaylardan biri görünmezlik ve bu alanda 1900'lerin başlarından beri ciddi çalışmalar yapıldı. Ama son yıllarda insanlık görünmezlik teknolojisine hiç olmadığı kadar yaklaştı. Mesela yakın zamanda askerler etraflarına sardıklarında onları görünmez kılan pelerinler taşıyabilirler ve daha önce duymadığınız için belki şaşıracaksınız ama bu alanda Türkiye'de de araştırma çalışmaları yapılıyor. Filmlerde çok defa görünmezlik pelerinlerini görmüşsünüzdür. Mesela Harry Potter düşmanlarından bu pelerinle kurtulurdu. Tabi onlar film ama artık ordular da bunların peşine düşmüş durumda. Nanoteknolojinin askeri alandaki öneminin artık herkes farkında. Özellikle de teknoloji anlamında en gelişmiş ülkeler. Mesela ABD Savunma Bakanlığı 1990'larda nanoteknolojiyi altı stratejik araştırma alanından biri olarak ilan etti ve 2000 yılında kurulan Ulusal Nanoteknoloji Enstitüsü'nün de en büyük sponsor sorularından biri oldular. Her yıl yüzlerce milyon dolar destek veriyorlar. Çünkü nanoteknoloji askeri açıdan birçok alanda kullanılabilir. Görünmezlik bunlardan sadece biri. Görünmezlik deyince de sadece etrafınıza bir pelerin sarınca komple görünmez olduğunu seçeneği düşünmeyin. Bu olaya çok farklı yaklaşımlar var. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 1912'de Alman mühendisler büyük oranda şeffaf tek kanatlı bir uçak üretmişti. Kanatları ve gövdesi selülozdan oluşuyordu. Şeffaf olan kısımlar dışındaki iç malzemelerde de açık renklerle boyanmıştı. Yerden bakıldığında 300-400 metrenin üzerinde bir yükseklikte seyrediyorsa uçak kesinlikle görünmüyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda yine Almanya düşman uçaklarındaki radarların denizaltılarını görmesini engellemek için bir çalışma daha yaptı. Denizaltı şnorkellerini radyo dalgalarını absorbe eden bir boyayla kapladılar. ABD'de de 1945'te ilk kez bu işleve sahip bir boya geliştirdi. Ama aşırı ağır bir boya olduğu için uçağı uçamayacak hale getiriyordu. O yüzden de kullanılamadı. Daha sonra uçağın tasarımı falan değiştirilerek çözümler arandı. Ama bunlar genel olarak uygulanamaz çözümler oldu. Nanoteknolojinin gelişimiyle de bahsettiğimiz sorunlar aşılabildi. Nanoteknolojinin bir sürü çalışma alanı var. Ama bugün konuşacağımız kısım görünmezlik sağlayan teknolojilerle ilgili araştırmalar. Bu araştırmalar ön plana çıkmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz görünmez Fizik, son yıllarda önemi iyice artan bir mesele. Sadece bir hayalet uçağa sahip olmanın bir orduya neler katabildiğini düşünün ve hayalet uçaklarda sağlanan bu görünmezliğin daha fazlasının tanklarda hatta askerlerde bile sağlanabildiğini hayal edin. Düşmana görünmeden hareket edebilen birlikler düşman için kabus olur. Tabii ki şu an için filmlerdeki gibi mutlak görünmezlik çok mümkün değil ama nano malzemeler sayesinde bu hedefe doğru ilerleniyor. Bu malzemeler şekillendirildiğinde ışığı bükerek bir nesnenin etrafından dolaşmasını yani o nesnenin görünmez hale gelmesini sağlayabiliyor. Ya da en azından çalışmalar olgunlaştığında sağlayabileceği biliniyor. Ve bu alanda dünyada bir sürü çalışma var. Mesela İsrail'de bir teknoloji şirketi olan Polaris Solutions askerleri gerçek anlamda görünmez kılan bir kamuflaj malzeme geliştirdiğini açıkladı. Bunu nanoteknolojiyle geliştirdiler ve Kit 300 adını verdiler. Bu kamuflaj askerlerin gözle ya da termal görüntüleme sistemleriyle görünmesini engelliyor. Ve toplam ağırlığı sadece yarım kilo katlanarak rahatça taşınabiliyor ve askerler üzerlerine sararlarsa görünmez hale geliyorlar. İsrail ordusu da kit 300'ü test ettiğini, sonuçların başarılı olduğunu ve ordu envanterine alındığını açıkladı. Tabii ki bu çalışma ile ilgili sadece iddia boyutunda denebilecek şeyler bunlar. Yani pratikte bunların kullanıldığını gördüğümüz bir örnek olmadı. Propagandadan ibaret de olabilir, stratejik bir teknoloji olduğu için gizleniyordu olabilir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bunu zaten anlarız. İsrail ile bir başka şirket buna benzer bir çalışmayı uçaklar için yapıyor. Uçakları ve füzeleri nano malzemelerle kaplıyorlar. Radarın yolladığı radyo dalgalarını bu malzemelerle malzeme emiyor ve ısı enerjisine dönüştürüp çevreye dağıtıyor. Yani radarın havadaki cismin ne olduğunu anlaması imkansız hale geliyor. Yine aynı şekilde Kanadalı bir şirket Quantum Stealth adlı bir proje üstünde çalışıyor. Bu kamuflaj malzemesi ışık dalgalarının nesnelerin çevresinde bükülmesini sağlıyor ve bunu yaparken de herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. Şirket bugüne kadar 13 ayrı versiyonu geliştirdiklerini ve birinin 4 mevsim her tür arazide etkili olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. BAE Systems firması da Adaptive adında bir kamuflaj sistemi geliştirdi. Petek benzeri modüllerle zırhlı araçları kaplıyorlar. Bu petekler hızlı şekilde ısı ısınarak ya da soğuyarak çevredeki nesnelerle aynı ısıyı yayıyor. Yani bir zırhlı araç, bir inek ya da bir otomobil gibi görüntü verebiliyor. Şu an için kara araçlarında kullanılıyor bu teknoloji ama ileride hava ve deniz araçlarında da kullanılacağı söyleniyor. Mesela deniz araçlarında kullanıldığında bir gemi bir dalga görüntüsünü taklit edebilecek. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ileri araştırma projeleri ajansı yani DARPA'da bu alanda çalışma yapıyor. Onlar gen 6 adını verdikleri bir tulum geliştirdiler. Yine aynı mantıkla bu tulum ışığın kırılmasını sağlıyor ve bunu giyen asker görünmez hale geliyor. Aslında en somut hale gelmiş çalışma bu ama elektromanyetik bir kapasitör bu sistemi çalıştırıyor ve bu kapasitörün ömrü 3 ile 7 saat arasında değişiyor. Her ne kadar en somut proje bu olsa da elbette biraz geliştirilmesi de gerekiyor. Çünkü şu an 3-5 metrelik mesafede işe yaramıyor bir oksijen tankı bulundurması gerekiyor ve kapasitörün kullanım ömrü çok sınırlı. Ama tüm bu sınırlılıklarına rağmen en somut olarak ortada görünen projede bu. Çinli bilim adamları da bu alanda çalışma yapıyorlar ama onların yaklaşımı biraz daha farklı. Onlar nano parçacıklarla mekanik bir bukalemun tasarladılar. Bu parçacıklar renk değiştirerek bulunduğu ortama ayak uyduruyor ve askerin görünmesini zorlaştırıyor. Yakın zamanda bu teknolojiyle bukalemun tanklar da üretilecek. Yine buna benzeyen bir çalışma da Güney Kore'de var. Onlar bir tür suni deri geliştirdiler. Bu deri ortamın sıcaklık verilerini baz alıp kısa sürede renk değiştiriyor. Yani hem gözlere hem termal sensörlere görünmez hale geliyor. Dünyada bu teknolojiye örnek olarak verebileceğimiz çalışmalar bunlar. Tabi dediğim gibi bunların bir çoğu aslında ülkelerin orduların ve şirketlerin iddialarından ibaret. Yani bahsettiğim projelerin çoğu ile ilgili görsel bulmakta bile zorlanıyorsunuz. Ama teorik olarak bile olsa bu işe artık başlandı ve teknoloji dünyası bu işi sonuna kadar ilerletecektir. Peki Türkiye'de bu konuda çalışma var mı? Bilkent Üniversitesi Nanotan Başkanı Profesör Doktor Ekmel Özbay bu alanda bir çalışma yürütüyor. Ekmel Özbay, Türkiye'nin tek Descartes Bilim Ödülü sahibi akademisyeni ve şu an bir görünmezlik pelerini üzerine çalışıyorlar. Bu pelerin askeri araçların üzerine kaplanıp görünmezlikleri görünmez olmalarını sağlıyor. Bu yönteme de pelerinleme adını veriyorlar. Ve üniversitede yapılan deneylerde metal bir silindirin belli frekanslarda görünmez hale gelmesini sağladılar. Yani bu alanda Türkiye'de de bilinen bir çalışma var. Tabi bu bahsettiğimiz çalışma sadece bilineni. Hem Türkiye hem de dünyanın gelişmiş diğer ülkeleri için geçerli bir şey daha var ki bu alanda gizli çalışmaların da yapılıyor olma ihtimali yüksek. Çünkü bu teknoloji gerçekten kritik bir teknoloji. Askerlerinizin, Tanklarınızın, uçaklarınızın tamamen görünmez olabildiğini düşünün. Karşınızdaki düşmanda böyle bir teknoloji yoksa size teslim olmak zorunda kalır. Ama unutulmaması gereken bir şey de var ki bu teknolojinin iyice yaygınlaşmasıyla getireceği riskler de var. Mesela terör örgütlerinin eline geçerse bu büyük bir tehlike demek. Tabi geliştirilen her sistemin zaman içinde bir savunma sistemi de geliştirilir. Muhtemelen bu görünmezlik üzerine çalışan ülkeler aynı zamanda görünmezlik teknolojisini ortadan kaldırabilecek karşı sistemler üzerine de çalışıyorlardır. Hem görünmezlik teknolojisi hem de karşı sistemi geliştirildiğinde de ortaya aslında acı bir tablo çıkacak. Bu teknolojiye sahip olmayan ülkeler bu teknolojiye sahip ülkeler karşısında çaresiz kalacaklar. O yüzden bizim bu alanda mümkün olan en ciddi çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bundan sonra Arge yatırımlarımızı bu tarz ileri teknoloji ürünlere yönlendirmekte fayda var. Çünkü biz bu kanalda genel olarak bugünkü gelişmeleri konuşsak da aslında bunlar bugünün değil, geleceğin gelişmeleri. Yani şu an mühendislerimiz bugünü kurtarırken bir yandan da geleceğin Türkiye'sini inşa ediyorlar ve gerçekten gelecek için çok ciddi umut var. Allah'a emanet olun.